Şimdi burada arkadaşlar yapmak istediğim şu. Bir tane uygulama geliştireceğim ve burada mouse'umun hareketini algılayarak form üzerinde kullanıcının çizim yapmasını sağlayacağım. Tamam mı? Burada hani dediğimiz gibi yani bu ortamda yazacağımız kodlarda burada event driven model vardır. Yani herhangi bir yaptığınız bir mouse hareketi, mouse tıklaması, klavyede herhangi bir tuşun tıklanması bir olay yaratıyor veya bir combo box'a bir şeyse bir seçenek seçmeniz vesaire 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 her şey bir olay yaratıyor ve eğer arzu ederseniz bu olayları da ne yapabilirsiniz? Algılayabilirsiniz arkadaşlar. Kodunuz içerisinde. İşte bu algılamayı da yaptığımız zaman bazı işlemler yaptırabiliriz. Bu örneğimizde de aslında yine bu event driven modeline bir örnek vereceğiz. Ayrıca mouse'un hareketlerinin de nasıl yakalanabileceği ile ilgili en azından bir fikrimiz olsun. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım öncelikle iş şu. Şimdi ben form üzerine çift tıklıyorum. Tamam mı? Burada form 1 sınıfının içerisine öncelikle bir tane değişken yaratıyorum. Bu değişken de bizim boya yalama. Yani boya diye da boya diyelim. Yani çok fazla şeye de gerek yok. Bunu boolean türünde tanımladım arkadaşlar. Buna false dedim default olarak. Tamam. Şimdi dönüyorum. Form 1'in eventlerine buradan bakıyorum ve diyorum ki eğer mouse tuşu tıklanırsa, mouse down olursa, tamam mı? Ne yapacağım? Ben diyeceğim ki mouse, yani mouse'a kullanıcı tıkladığı zaman boya değişkenini true yapacağım. Tamam mı? Mouse'u tuşunu bıraktığı zaman yani mouse up olduğu zaman o zaman da boya değişkenini false yapacağım. Mouse hareket ettiği zamansa mouse hareket ettiği zamansa mouse move'a gelelim. Tamam mı? Bu da çok pardon. Mouse move. Mouse yani form 1 üzerinde mouse hareket ettiği zaman da ben ne yapacağım? Diyeceğim ki eğer diyeceğim boyama aktifse boyama true'ysa tamam mı? Ne yapalım? Hemen using g as graphics create graphics g dot fill ellipse bir tane ellipse oluşturmak istiyorum. Tamam mı? New solid brush. Rengi ne renk olsun? Mesela herhangi bir renk seçebiliriz. Mesela kırmızı olsun. Tamam mı? Nereye? E nokta x ve E nokta y koordinatlarına. Tamam mı? Olsun. Genişliği 4 olsun. Yüksekliği de 4 olsun. Tamam. Şimdi bunu yaptığım zaman arkadaşlar hemen bir tane elips yaratılacak. Rengi kırmızı olacak. Mouse'umuzun x ve y koordinatlarına genişliği 4, yüksekliği 4 olan bir tane elips çizilecek. Tamam mı? Bu ne zaman olacak? Eğer boya true'ysa, yani boya true ne zaman olur? Mouse tuşu basıldığında. Yani ben mouse tuşunu basıyorsam boya değişkenim true olacak. Hareket ettirdiğimde de hareket ettirdiğim yerlere bana hep elips çizecek. Ne zaman şu mouse tuşumu bırakırım yani mouse'a boya false olacak. Dolayısıyla ben mouse hareket ettirsem de herhangi bir şey çizilmeyecek. Çünkü boya false olduğu için ifadesinin içerisine girmeyecek. Tamam mı? Yalnız tabii bunlar dikkat edin nedir? Bu mouse
tuşu tıklandı, bırakıldı, hareket edildi. Bunlar hep Form 1'in eventleri olarak yazıldığı için Form 1 üzerinde geçerlidir bunlar. Tamam mı? Bir deneyelim. Bakın Form 1 burada. Mouse'umun form üzerine hareket ettiriyorum. Bir şey olmuyor. Sol tuşumu tıkladım. Bakın hareket ettirdim. Tamam mı? Bıraktım. Hareket ettiriyorum. Tekrardan tuşumu tıkladım. Hareket ettiriyorum. Bıraktım. Tekrardan tuşumu tıkladım. Hareket ettirdim. Bıraktım. Tamam mı? Bakın bu şekilde mouse'un hareketlerini, form üzerinde mouse'un hareketlerini ne yapabiliyorum? Algılayabiliyorum. Tabi bunların dışında başka algılayabileceğim hareketler de var arkadaşlar elbette de. Bu örneğimizden birkaç tanesini gösterdim. Zaten örnek olarak yapıyoruz bunları.